ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 22 Temmuz'da Sayın Bakanımız tarafından kabul edilmiş. Görüşmede Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisiyle DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Görüşmede mutabık kalındığı üzere her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisiyle ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki hafta devam etmesi planlanmıştır. Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacımızın karşılanması kapsamında Rusya Federasyonu ile yapılan sözleşme kapsamında S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürtet Hava Meydanı'na sevkiyatına 12 Temmuz tarihinde başlanmış, bugün itibariyle tamamlanmıştır. Ülkemizin F-35 programı ortaklığı ile ilgili olarak mutabakat muhtırasının Türkiye hariç tutularak güncelleneceği, ABD'nin diğer ülkelerle bu konuda gerekli müzakereleri yapacağı, Türkiye'ye uçakların mal ve hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alındığı, Türkiye'ye yeni iş payı verilmeyeceği belirtilmiş, pilotlarımızın ABD'deki eğitimleri dondurulmuştur. Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında Fransa bir adet SAMP/T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP/T bataryasının Türkiye'de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran tarihleri arasında yapılmıştır. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususta Fransız makamlarıyla koordine edilmektedir.